Abdülhamit Han tahttan indirilirken Türkiye'de B kuşağı vardı. Evlerinde oturdular abiciğim. İstiklal mahkemeleri kurulurken bu ülkede C kuşağı vardı. Kafalarını uzatıp bir saniye ne yapıyorsunuz falan diyemediler, sorgulayamadılar. Tek parti döneminde ezan Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okunurken F kuşağı vardı. Kitaplarını, tesbihlerini merdiven altlarına sakladılar. Allah var, Allah bir diyemediler, çekindiler. Adnan Menderes idam edilirken bu ülkede L kuşağı vardı. Herkes evinde oturdu filan. Bir şey diyemedi. 80 darbesi yapıldı. 80 darbesinde bir sağdan bir soldan adalet olsun diye asılırken ülkede N kuşağı vardı. N kuşağı gıkını çıkartamadı. Oturdu. 28 Şubat yaşanırken işte Q kuşağı vardı. Q kuşağı bir şey yapamadı. Sokağa çıktı, 2-3 konuştu falan filan. Z kuşağı deyip beğenmediklerimiz 15 Temmuz'da sokağa çıkıp devletin, milletin namusunu kurtardılar. Haniydi? Eyvallah. Haniydi aidiyet yoktu? Z kuşağı diye bahsederken 20'li yaşa kadar olan gençlerden bahsediyorsak, o gün ben sokağa çıktığımda 12-13 yaşında çok fazla çocuk gördüm. Kucağında bebeklerle dolaşan vardı. Z olamamış kuşağı kucağına almış ana, elinde Türk bayrağı, vatanın namusu deyip tanka karşı yürüyordu. Ne oldu? Rahmetli Erol Olçoğ'un oğlu kaç yaşındaydı abi? Hangi kuşaktı o? Eyvallah. Tamam mı? Nice genç an. Böyle bu kaba tasniflerle biz bir hata yapıyoruz bak abiciğim. Şimdi şunu diyorsan eğer, ya 5 milyon Z kuşağı var. Bu Z kuşağı da şöyle kötüdür, böyle iyidir, böyle anlayışsızdır, böyle vatandan haberi yoktur, böyle Allah'ı bilmez falan dediğin anda o Z kuşağının içerisinde 4,5 milyon aslan gibi baba yiğit, müeddep, aidiyet duygusu olan, vatanı, milleti, Allah'ı, peygamberi seven, devlete, millete hizmetkar olma derdinde çocuk var. Onlar da oturduğu yerden diyor ki, ya amcalar benden bahsediyorlar, Allah'ı sevmez diyorlar. İşte vatanı, milleti bilmez diyorlar. Ülkeyle alakası yoktur, bayrağı bilmez, marşı bilmez diyorlar. Benden bahsediyor. Bak, çok zeki bir adam, sen salaksın diye 3 defa söyle, 5 defa söyle her gün. 10. gün çocuk böyle demiş. Galiba ben salam. Z kuşağıyla alakası olmayan çocukları Z kuşağı olmaya mecbur ediyoruz. Buna hiç kimsenin hakkı. Kimin ne hakkı var abiciğim? Benim de hakkım yok, bir başkasının da hakkı yok, öbürünün de, bir ikinin de hakkı yok. Böyle bir şey yok. Tarihin her döneminde bu olmuş. Her zamanda olmuş, iyi de olmuş, kötü de olmuş, doğru da yanlış da olmuş. Bundan sonra da olacak, olmaya da devam edecek. Mesele, bunlar bizim kardeşlerimiz, bunlar bizim evlatlarımız, bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Onların gönlüne dokunacak sözü bulmakta, onların omzuna el atacak civan mertliği göstermekte, onların kulağına sözü kaçıracak üslubu tespit etmekte. Mesele burada. Z kuşağı çok kötüyse biz iyi olmadığımız için çok kötü.